Nasıl üzgündü, nasıl gergindi biliyor musun? Oho, sen de çok çabuk affediyorsun be güzelim. Affettiğimden değil Lerzan. Sen de atıp tutuyorsun karşımda. Mehmet'i o halde görsen bir saniye dayanamazdın. Vazgeçerdin boşanmakta. Ben Mehmet'i o halde gördüm Aslı'cığım. Ama gördüğün gibi buradayım hala. Biliyorum Lerzan, farkındayım. Fırat'ın üzgün olduğunu görmek iyi geldi sadece. Üzgün olacak tabii. Ama bu yaptıklarını değiştirmiyor. Belki değiştirir. Belki aklı başına gelir Aslı. Saçmaladığını anlar. Lerzan, erteleme bahane demedik mi? Vazgeçti evlenmekten. Ne kaybedeceksin? Zaten işin aslını öğrenmek istemiyor musun? Evet. İyi ya. Bak şimdi. Üstünlük, avantaj sende. Yarın ilk iş Fıratlara gidiyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi. 15 gün öncesine geri saracaksın. Oradan aynen devam. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Bence hemen harekete geçmelisin. Şimdi. Geliyor insanı. Bir de üstüne erteleme kararı gelince sizin için üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Sadece bir erteleme. Ha Eylül. Sana biraz fazla yüklenmiş olabilirim. Gergindiniz, bazen oluyor. Yine de öyle bağırmamam gerekirdi. Ne de olsa misafir sayılırsın. Senin de bütün planlarını alt üst ettik, kusura bakma. Ama az kaldı. Çok yakında her şey normale dönecek. Hiç merak etme. Biz evlendikten sonra sen de kendi hayatına dönebileceksin. Sizin benim hayatıma geri dönmemi bu kadar önemsemenizi saygıyla karşılıyorum. Teşekkür ederim. Aslı. Yetiştirme yurdunda büyüyenler için hayat güvenmeme üzerine kuruludur. Kendimizden başkasına kolay kolay güvenmeyiz. Onun içinde bir yol ayrımına geldiğimizde içimizdeki sesi dinleriz. Ve şimdi siz de bir yol ayrımındasınız. İçinizdeki ses tek bir kelimeyi söylüyor size. Evet. Ama sizin evetiniz hayatınızın kararı için yetmiyor. Bir başkası daha evet demek zorunda. Onun için sizin durumunuz gerçekten çok zor aslanım. Bu iki eveti bir araya getirebilecek misiniz?